Değerli arkadaşlar, biz 695 ve 696 sayılı kanun hükmünde kararnameler çıkar çıkmaz, bunlar yayınlanır yayınlanmaz, meclis grup yönetimimiz olarak bir basın açıklaması yapmıştık ve hem bunları açıkça eleştirdiğimizi, KHK düzenine asla kabul etmediğimizi ve meclis başkanının da acil olarak aslında meclisi toplantıya çağırmasını, daha doğrusu genel olarak meclisin toplanması gerektiğini, tatilden çıkıp olağanüstü acilen toplanması gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bunu resmi olarak iletiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir dilekçe veriyoruz. Çünkü gerçekten bu ülke artık KHK'larla yönetiliyor. Yani 30 kadar KHK çıktı ve bunların sadece 5 tanesi meclise getirildi. Olağanüstü hal geçici düzenlemeler getirmesi gereken, olağanüstü halin koşullarına göre geçici düzenlemeler getirmesi gereken bir düzenken bu kalıcılaştırılmak isteniyor ve ülke tamamen KHK'larla yönetilmek isteniyor. Aslında getirilen düzenlemelerin, bu 695-696 ki kaç gündür tartışılıyor, burada getirilen düzenlemelerin de olağanüstü halle hiçbir alakası yok. Yani burada hakikaten şunu yapmaya çalışıyorlar bir de, OHAL KHK'larıyla şimdiye kadar Halkların Demokratik Partisi'ne kapatmaya çalıştıkları, daha doğrusu meclisi, şimdi tüm Türkiye'ye kapatmak istiyorlar. Yani nasıl bizi tasfiye etmeye çalıştılarsa, işte milletvekillerimiz rehin alındıysa, aynı şekilde şimdi KHK'larla tüm Türkiye'yi rehin almaya çalışıyorlar. Şimdi öncelikle bu 121. madde, yani çok tartışılan işte darbe teşebbüsü, terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır maddesi bir korku iklimi yaratma maddesidir arkadaşlar. Bunu açıkça ifade etmek isterim. Şu andaki hukuk düzenimiz, İster ileriye, geriye, yana, arkaya, nereye yürütürlerse yürütsünler, bugünkü hukuk düzenimiz kimsenin yargıdan muaf olmasına izin veren bir hukuk düzeni değildir. Bu nedenle kimse korkuya kapılmasın ve herkes de ayağını ona göre denk alsın. Yani uluslararası sözleşmeler anayasa hükmündedir. Öyle ortadan bir kararnameyle, ne yazdığını bilmeyen kişilerin yazdığı bir kararnameyle kaldırılabilecek bir şey değildir. Ve insanları korkuya kaptırmak için aslında yapılan düzenlemelerdir. Ayrıca şöyle bir şeye de dikkat çekmek gerekir. Bunlar ve devamı, terör eylemi, o 15-16 Temmuz'u sadece kapsayan şeylerle ilgili de olsa, yani o hani çok tartışılan devamı niteliğindeki kısmını kaldıracak olsalar, bunu geriye alacak olsalar bile bu hukuk düzeni açısından ciddi sorunlu bir maddedir. Kimse yargıdan muaf değildir. Düşünsenize, o tarihlerde dahi bir kişinin gerçekten masum olduğunu, bir kişinin oradan geçerken öldürüldüğünü, 15-16 Temmuz'u düşünürseniz dahi, dünyada, Türkiye'de masumiyet gerçekten yaşam hakkı her şeyden daha önemlidir. Ve bu nedenle hiç kimse yaptığı fiillerden, suç teşkil eden fiillerinden dolayı yargıdan kaçamaz. Bunu öncelikle ifade etmek isteriz. Ayrıca kimse buradan iş çıkaranlara, kimse buradan kalkıp da kendine yol açmak isteyenlerin de korku emellerine kapılmasın. Çünkü gerçekten korkunun ecele faydası yoktur. Bunu engelleyecek olan, bir hukuk düzenini koruyacak olan, bir hukuk düzenini sağlayacak ve devamını getirecek olan bu ülkenin yurttaşlarıdır. Bundan başka bir yolumuz yoktur.
Biz hep hukuktan yana olduk. Her türlü tasfiye girişimine karşı bu mecliste devam etmeye kararlı olduk. Hala da buna kararlıyız ama çok net bir şey söylüyoruz. Bu ülke o halle yönetilemez, o hal koşullarında seçim falan da yapılamaz ve KHK'larla yönetilen bir ülke istemiyoruz. Kimsenin buna hakkı yoktur. Aynı şekilde bu düzenlemede yine çok tartışılan tek tip uygulamasının da tıpkı ülkeyi tek tipleştirmek nasıl isteniyorsa, yani her şey nasıl Erdoğan'ın istediği biçimde olacak ve böyle yaşanacak deniyorsa, cezaevlerinde de bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve cezaevlerinden bu isyanların daha öncesinde bu ülkede ne kadar fazla yükseldiğini ve bütün topluma yayıldığını biz ülke olarak biliyoruz. O günlerin özellikle avukatlar olarak da tanığıyız. Cezaevlerinde neler olduğunu. Şimdi aynı şeyleri yine bu ülkede yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Aynı zamanda bu kişilik haklarına, varoluşuna insanların bir müdahaledir. Ceza zaten cezadır. Bir suç varsa ceza için o hapishaneler yapılmış. Tabii bu da ayrıca felsefi bir tartışma konusudur ama bir basın toplantısı içinde tartışılabilecek bir şey değildir. Ama bir daha verilen cezanın üstüne ayrıca ceza vermeye çalışmak intikamcılıktır. Bugün Türkiye'de gördüğümüz şey de intikamcı bir hukuk anlayışıdır. Bunun adı da zaten hukuk değildir. Hukuk olamaz. Evet, biz çok kısa bir süre önce, yani daha meclis tatil edilmeden bütçe görüşmeleri başlarken aslında bir KHK'nın geleceğini biliyorduk. Bu özellikle taşeronla ilgili olarak söyleniyordu ki taşeron da biliyorsunuz aslında dağ fare doğurdu ve kamuyu kapsamayan, hakikaten aslında çok kısıtlı düzenlemeler getiren bir taşeron uygulaması da bu KHK'nın içerisine girdi. 2002 yılından beri taşeron sistemini kalıcılaştıran, aynı şekilde hani bugün kalıcılaştırmak istediği OHAL ve KHK'lar gibi kalıcılaştıran AKP yönetimidir. Taşeron sistemine bütünüyle karşıyız ama bugün getirdikleri şeyin içerisinde de aslında gerçekten herkesi kapsayan bir düzenleme yok. Ama bunu söyledik. Dedik ki bakın, meclis var ve bu mecliste bu taşeron sistemi getirecekseniz de önceden bu taslağı bize sunmalısınız ve biz burada önerilerimizi iletmeyiz. Bunu kaçırdılar bizden. Ve dediler ki hayır, böyle bir şey yok. Yani şu anda gündemimizde değil dediler ya da cevap vermediler. Ve meclis tatil olur olmaz hemen bu KHK çıktı ve içinde gerçekten neleri kapsıyormuş. Evet, ben bir kez daha öncelikle meclis başkanına ilettiğimiz şeyi size ifade etmek istiyorum. Şimdi anayasanın 7. maddesi gereği yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez der anayasa 7. madde. 121. maddesinin 3. fıkrası da olağanüstü hal süresince Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Bunların meclisçe onaylanmasına ilişkin süre usul iş tüzükte belirlenir diyor. Bu hüküm açık ve net. Aynı gün meclise sunulur diyor. Ama ne yapılıyor? Bunlar çıkartılıyor. Üstelik meclis tatilken çıkartılıyor ve tamamen meclisten kaçırılıyor. Korkmayan bir iktidar, yaptığından emin olan bir iktidar meclise getirir yaptığını, orada tartıştırır, orada muhalefetin sözünü söylemesine fırsat verir, kendisi de çıkar karşısına gerçekten bunu efendice savunur. Eğer gerçekten yaptığına inanıyorsa, güveniyorsa, yaptığının sonuçlarından korkmuyorsa. Evet, bu KHK düzenlemelerinde biz görüyoruz ki bu meclisin bu anayasanın 7. maddesi yasama yetkisi ihlal ediliyor, 121. maddede ihlal ediliyor ve az önce saydığım bütün bu düzenlemeler KHK ile getiriliyor. İşte
Bu KHK ile getirilen düzenlemelerden özellikle cezaevlerinde tek tip uygulaması ve sivillerin işleyecekleri tırnak içerisinde suçlara adeta yine tırnak içinde bir yargı muafiyeti getirilmesi hususları kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılanmıştır diyoruz meclis başkanına. Ve toplumun tamamını ilgilendiren sonuçları itibarıyla ülkeyi demokrasi zemininden bütünüyle uzaklaştıracak ve telafisi imkansız hak kayıplarına sebebiyet verecek bu düzenlemelerin derhal parlamentoya getirilerek iptalinin sağlanması gerekmektedir. Yukarıda bu belirttiğimiz gerekçelerle Anayasanın 93. maddesinin 3. fıkrasında da yer alan meclis başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin 5'te 1'inin yazılı istemi üzerine meclisi toplantıya çağırır hükmü doğrultusunda meclisin tatil olduğu dönemde meclisin olağanüstü toplantıya çağrılması sorumluluğu da meclis başkanına aittir. Evet, biz diyoruz ki eğer AKP meclisi diye bir meclis yoksa, yani gerçekten burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ise, AKP meclisi değilse, o zaman meclis başkanının kendi kendisini zaten işlevsizleştiren bu düzenlemelere karşı çıkması, en başta onun karşı çıkması ve toplantıya meclisi çağırması gerekir. Bu toplumun silahlanma, iç savaş, yargı muafiyeti ve insanlar için cezasızlık gibi konulara ne isteği vardır? Aksine iki gündür olan tartışmalardan görüyoruz ki çok ciddi bir tepkisi vardır. İktidar inişe geçmiştir. O nedenle iktidarın ilelebet iktidar olmayacağını efendice kabullenmesi gerekir. Bu ülke insanları yeterince düşmanlaştırılmıştır. Bundan sonra dostluk isteyenler birleşecektir. Ben şunu söylemek isterdim tabii. Hani Sudan'dan Cumhurbaşkanı umarım oranın acı deneylerini öğrenerek gelir diye. Ama gelir gelmez söyleyeceği sözleri biliyorum. Diyecektir ki ne güzel KHK çıkardık. Biz darbecileri boğacağız. Buna mı karşı çıkıyorsunuz diyecektir. Biz artık bu ülkede boğmalar, boğmacalar, düşmanlıklar istemiyoruz. Normal bir yasal düzen içerisinde, hukuk düzeni içerisinde yaşamak istiyor bütün insanlar. Ve hakikaten herhalde kardeşim Beşir derken de aynı şekilde zulme karşı çıkıyoruz, işte zulüm mutlaka cezasını bulacaktır derken de konuştuğu yerin Sudan olduğunu bilmem biliyor mudur ama Sudanlılar da sanıyorum şaşırmıştır kendisine diye düşünüyoruz. Bir soykırım suçlusuyla el ele fotoğraflar vermek ve bu sözleri orada ifade etmek aslında bu ülkenin, Avrupa Konseyi üyesi olan bu ülkenin getirilmek istediği yerin işaretidir işte. Orası işaret edilmektedir. Biz bu işareti reddediyoruz. Türkiye Sudan değildir ve çok basit, net bir şey söylüyoruz. KHK'lar meclise gelmelidir. OHAL düzenine bir an önce son verilmelidir ve OHAL'siz bir yaşam kurmak istiyoruz. Ülkenin tüm OHAL karşıtları birleşin diyoruz. Hepinize saygılar sunarım arkadaşlar.